Merhaba az önce birinci resimde bir defter kapağını göstermiştim. İkinci resimde de benim elimde A4 kağıdı evet evde yokmuş. Ben de ne yaptım? Açık renkli bir tane fon kartonuyla yapmaya karar verdim. Açık renkli fon kartonunla bu görmüş olduğunuz defter kabının sert bir kap yani e, bunun yerine tabii ki mukavva olur onun yerine koli kutusunun kartonları bile olur hiç sorun değil sert olması hoş olur daha e, m, uzun süreli dayanır diye bu şekilde güzelce Kapladım gördüğünüz gibi devam ediyorum sonrasında e, kaplamış olduğum bu kartonun şimdi iki türlü yapacağım ben e, bu arka yüzüne şöyle bir kareli kağıt kopardım. Kareli kağıdın kenarlarını temizleyeceğim, bunu monte edeceğim bu yüzüne. Ama önemli olan şu nokta, kareli kağıdın özellikle üstündeki kareli bölgelerini geniş geniş karelerden oluşacak şekilde çizmem gerekiyor. Burada matematiksel işlemlerde kullanmayı düşünüyorum. ikinci sınıfta da kullanabiliriz, birinci sınıfta da yani çok güzel olur bizim için çok harika bir şey olacak gerçekten. Kenarları temizleyeceğim, karelerin üzerine belirginleştireceğim. Kartonumun, e, kartelamın, tahtamın arka yüzüne bunu yapacağım. Daha sonrasında çevirdiğimde ön yüzümde de e, güzel yazı defterimizin diktemel harflere uygun şekilde çizeceğiz. Ve e, o yüzde burası olacak. Yani yazı yazı yazma dikte çalışma kısmımız burası olacak. Matematik kısmımız burası olacak. İkili yapacağız. Evet az önceki kareli kağıdımı göstermiştim. Bakın o kareli kağıdı. E, dörder kutucuktan oluşacak şekilde Tekrardan çizgilerle belirledim Çünkü biz bunu neden yapıyoruz özellikle e, Canlı derslerde kullanabilmek için Yani net çizgiler olmalı net yazılar olmalı biz bunu bu yüzden hazırlıyoruz zaten O yüzden ekstra e, Siyah bir pilot kalemle Ben bunu belirledim İstediğiniz renkte kalem kullanabilirsiniz Hiç problem değil ama böyle belirgin çizgiler çok daha başarılı olacak. Sonra bunu alacağım ve şurada görmüş olduğunuz şu vardı ya. Arkası ilk temel harfler kısmı olacak. Bu tarafını matematik kısmı olarak hazırlıyorum demiştim. Şunu şu şekilde şuraya düzgünce yapıştıracağım. Hadi devam edelim. Şimdi işin keyif kısmını göstereceğim size. Gördüğünüz gibi tahtamı kapladım. Altına da canım istedi. Mehtap öğretmen sınıf öğretmeni diye belirtmek istedim. Çizdim yapıştırdım. Daha devam ediyoruz. Ama ben bu tahtanın böyle kuru kuru kalmasını istemiyorum. Biraz renklendirmek resimlendirmek istiyorum. E bunun içinde evdeki herhangi bir poşetten böyle bir şey buldum. Çok hoşuma gitti. Bunu kenarlarından keseceğim. Ee, şöyle kenarlarına tahtanın kenarlarına monte edeceğim biraz eğlence olsun istiyorum siz de aynı şekilde resim çizebilirsiniz böyle resim bulup yapıştırabilirsiniz eğlenceli hale getirmek size ait evet gördünüz kareli kağıdımın üzerine e, bir erkek çocuğu resmiyle bir kız çocuğu resmi iliştirdim poşetten kestim yapıştırdım bunları eğlenceli olmasını istedim sadece devam ediyoruz ve bu da görmüş olduğunuz gibi tahtamın son hali. Ee, satırlar bizzat e, fasiküllerimizdeki e, boşlukların aralarına göre ayarlandı. Ölçüleri vereceğim. Normaldeki fasiküldeki boşluklarda 5 milim, 7 milim ve 5 milimdi. Ben iki katı ölçüsünde yaptım. 10 milim, 14 milim, 5, 10 milim olarak yaptım. Şurayı sadece e, 15 milim yaptım. 1 milim fazladan yaptım. Satır başı olduğu için buralara ev resmi ekledim ve yine satırların aralarına da boşlukları belirlemek için yaptım. Böylelikle diğer tahtalara oranla ha aynı zamanda keçeli kalemlerle üstünden geçtim net gözükmesi için. Böylelikle diğer hazır tahtalara olan oranla da 1 2 3 ve 4 satırdan oluşan bir tahtam oluşmuş oldu bu da ben. arka tarafında çevirdiğimizde gördüğünüz gibi matematik bölümü olarak kullanacağız. Şimdi son olarak ne yapacağım? Son olarak bunu yapışkanlı bir jelatinim var benim yine evimde olan malzemelerden. O malzemelerle jelatinini kaplayacağım ve kullanıma hazır. Merhaba son olarak gelelim tahtamızın biten kısmına bunu gördüğünüz gibi bakın parlıyor e, yapışkanlı bir jelatinim vardı benim önceden aldım malzemelerimden yine onunla kapladım gördüğünüz gibi şu şekilde burası arka tarafı matematik kısmında aynı şekilde bakın parlıyor jelatinle kapladım ve bitirdim O zaman hadi deneyelim şu şekilde benim tahta kalemlerim var küçük tahta kalemleri Bunlar daha küçük çocuklarda daha rahat yazabilirler aklınızda olsun şöyle açayım uçlarını şu e, benim yeğenimin vardı bu şu şekilde bir onun yazı tahtası var. Bakın aynen diktemel harflere uyumlu bir şekilde e, boşlukları var. Benim özellikle hazırlatmamın sebebi böyle bir tahta hazırlamanızı talep etmemin sebebi tabi amelen yani isteğe bağlı tabii ki de. Birincisi maliyet yok. Maliyet yok. Tamamen evde olan malzemelerimle hazırladım. İkincisi işte şu çizgileri tam olarak görünmesiyle alakalı. Bakın şuradaki Bizim hazırladığımız tahtada şu benim tam bir dik temel harflere uyumlu yazı tahtam. Mesela yazalım hadi. Mehtap. İşte çocuklardan isteyeceğim şey de böyle olacak. Şimdi alelacele yazıyorum. Yazdım. İşte diyeceğim ki çocuklar kaldırın bakalım kaldırdılar. Bakın tam olarak hangi harf hangi boşlukta nereye olması gerekiyor yazılış yönü her şeyiyle çok net bir şekilde kontrol edebiliyorum silme işle aynı işlemi evet bu da görüyor kesinlikle haklısınız bu maliyetli bir tahta bu benim tamamen keyfi oturup süsleyip püslediğim bir tahta ee, şu kalemler tekli de satılıyor zaten çok da uygun bir fiyatı arkasında keçesi var silgisi onunla siliniyor gördüğünüz gibi zaten yazı tahtası gibi ya da çok basit Farz edin ki şöyle bir yazı tahtası kaleminiz var. Herhangi bir kalın olanı da olur okulda kullandıklarımızdan. Peçete. Kuru bir peçete. Bitti. İşte. Ta -da. Bu kadar basit. Sonrasında mesela olacak ki arkasından matematik çalışmak isteyeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi matematik etkinliğim de burada. İşte nedir? İşte. 1, 2, 3, 4, Toplama, çıkarma, çarpma, bölme zamanı geldiğinde her türlü etkinliklerimizi rahatlıkla yapabiliriz. Yine yazı çalışması aynı şekilde silgiyle kullanabilirim. Maliyetsiz, bildiğimiz peçete iz bile geçmiyor aynı şekilde. Yani tertemiz bir şey oldu ee, ve şöyle ki ömürlük bir şey oldu aslında. Yani baya sert altına arasına mukavva da koydum ben işte kapak koymuştum biliyorsunuz. Ee, çok keyifliydi hazırlama süreci benim için evleri koydum satır başlarına boşlukları belirledim ee, Mesela burada satırlarım Evet satırlar fazla fazla var ama dediğim gibi bakın Şurada işte yaklaştırsak da zoom gerekiyor harfin aralarını görmekte zorlanıyorum O sebepten böyle bir şey istedim sadece Ben çok keyif aldım çocuklar da çok mutlu olacaklar kendi elemekleri bunlar poşetler zaten poşetlerden kestiklerim Eee bu evet vakit alan bir şey ama çok keyifli bir şey ve maliyetsiz bir şey bu kesin bu cepte varsa elinizde bu e, tamamdır hiç problem değil bunun da arkası boş aynı şekilde yazı tahtası olarak kullanılıyor gördüğünüz gibi e, bu maliyetlisi. Bu maliyet sizi. Bir de bu kadar uğraşacak zamanımız yok öğretmenim derseniz bir de onun çok basitini göstereceğim size. Çok çok basit. İnanılmaz derecede basit olan o. Ben biraz keyif kattım işin içine. Onu da birazdan göstereceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi şu ölçülerimi de vereyim size. Dediğim gibi 10 milim 1 santimetre, buçuk santimetre, 1 santimetre. Ara boşluğum buçuk santimetre. Aynı şekilde ölçüler eşit bir şekilde. Aslında bunları tek tek belirlemedim. Çok kolay oldu benim için. Normalde şu 5 santimetrelik ölçü hazırlamıştım ya ilk resimde göstermiştim. Üste cetvelimi koydum. 1 santim, 1,5 santim, 1 santim. Tekrar çizgi be, o belirlenen yere üste cetvelimi koydum. 1 santim, 1,5 santim, 1 santim. Ve onları renkli kalemlerle yani e, keçeli kalemle üzerinden gittikten sonrasında kalan çizgiler zaten boşluğa çıkan benim işime yaramayan kısımda. Çok daha kolay oldu. Ama tek tek böyle ölçümle de yapabilirsiniz tabii ki de. Ölçülerimiz bunlardan ibaret. Güle güle kullanalım.